Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız, çok değerli il başkanım Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız, Seyhan Ceyhan, Şükrova Belediye Başkanlarımız, İlçe Belediye Başkanlarımız, çok değerli Adana Milletvekillerimiz, burada Gunayetli Bulut, Orhan Sümer ve Ayhan Baruk vekillerimiz ve misafir milletvekillerimiz var. İzin verirseniz onların isimlerini söyleyeceğim. Tekirdağ Milletvekilimiz İlham Özcan Aygun, İstanbul Milletvekilimiz Yüksel Mansur Kılıç, Gaziantep Milletvekilimiz Bayram Yılmazkaya, Parti Meclis Üyemiz Umut Akdoğan, Yedek Ayağımız Bülent Baraklı, Muğla Milletvekilimiz Mürsel Alban. Hep beraber bugün Adana'dayız. Hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Değerli basın mensupları, Türkiye çok büyük bir ekonomik kriz yaşıyor. Bir buhran yaşıyor artık. Maalesef Türkiye 2018 yılından bu yana yönetilemiyor. Özellikle ekonomik açıdan Türkiye beceriksiz, yeteneksiz bir hükümet tarafından krizle karşı karşıya bırakılmış durumda. Çok sayıda yurttaşımız evine ekmek götüremez hale geldi. İnsanlar çocuğuna süt alamıyorlar. Ceplerinde yurttaşlarımızın 5 kuruş parası yok. Çiftçi tarlada bıraktı mahsulünü. Narenciye dalda kaldı. Maalesef evine ekmek götürmek için insanlarımız önce parmağındaki alyansı sattı. Şimdi küçücük çocuklarının, kız çocuklarının kulağındaki küpeyi satıyor. Öylesine bir ekonomik kriz yaşarken bir yandan da beylerin bir eli yağda, bir eli balda. Saray, AK Parti tepe yönetimi, AK Parti yönetiminin keyfi yerinde. Onlara göre hava hoş. Onlar zevk-i sefa içerisindeler. Onların çocukları en lüks ciplere biniyor. Onların çocukları keyif içerisinde yaşıyor. Yatlar, katlar, her türlü olanakları var. Ama bir yandan da milletin çocukları açlar. Türkiye'de 2 çeşit çocuk oldular. Bir, pudra şekeri tadan, büyük varlık içerisinde yaşayan aç çocuklar, bir yandan da aç çocuklar var. Çocuklarımızın, gençlerimizin geleceğini kurgulama görevi de Cumhuriyet Halk Partisi'ndedir. Cumhuriyet Halk Partisi her soruna olduğu gibi ekonomi sorununa da çare aramaktadır ve çareyi bulmaktadır. Çare Cumhuriyet Halk Partisi'ndedir. Genel Başkanımız her fırsatta hükümete yönelik ekonomi önerilerini dile getirmiştir. Getirmeye devam etmektedir. Ama artık bıçak kemiğe dayandı. Artık nereye gitsek, hangi şehre gitsek yurttaşlarımız bizden erken seçim talebinde bulunuyorlar. Artık erken seçimin gelmesi isteniyor. Sandığın milletin önüne gelmesi isteniyor. Bu kapsamda milletin sesi olan Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu erken seçime yönelik ilk mitingini 4 Aralık Cumartesi günü Çukurova'da, Mersin'de gerçekleştirecek. Biz bütün Adanalı dostlarımızı, bütün Adanalıları, ekonomik sıkıntı yaşayan esnafımızı, işçimizi, köylümüzü, çiftçimizi, gencimizi, öğrencimizi, bütün Adanalı yurttaşlarımızı 4 Aralık'ta Mersin'de eski Tevfik Sırrı Gür stadının yanındaki alana bekliyoruz. Oraya gelin, gücümüze güç katın. Mersin'de Cumhuriyet Meydanı'nı talep ettik miting yapmak için. Ama Mersin valisi izin vermedi. Çünkü Eylül ayında o meydanda Tayyip Erdoğan miting yapmıştı, çeyreğini dolduramamıştı. Biliyorlar ki Cumhuriyet Halk Partisi orayı dolduracak, taşacak, meydanı vermediler. Ama unutmasın Mersin valisi, onu not ettik. Mersin valisi de aklımıza yazdık. Mersin valisi devletin valisi değil, AKP'nin militan valisidir, militanıdır. Aynen öyle. Militan valilere bu milletin ihtiyacı yok. Devletin valisine bu milletin ihtiyacı var. Dolar sabah itibariyle 13.40'tı yine.
Euro aldı başını gitti. Birileri para üzerinden para kazanıyor. Millet daha da yoksullaşıyor. Daha da fakirleşiyor. Ama Tayyip Erdoğan'a göre hava hoş. Dün akşam televizyondaydı yine. Esti gürledi. Efendim faiz sebep, enflasyon sonuç. Takılmış oraya. Tayyip Bey, enflasyonu yaratan yolsuzluktur, hırsızlıktır, senin kötü yönetimindir. Sebep arıyorsan sağına soluna bak, yolsuzluk yapanlara bak, hırsızlık yapanlara bak, ekonomiyi yönetememene bak, devleti yönetememiş olmanıza bakacaksınız. Sayın Erdoğan, genel başkanımıza yönelik diyor ki, haram nedir, helal nedir bilir mi diyor. Sayın Erdoğan, haram nedir, helal nedir sen bilmezsin. Bize haramdan, helalden en son konuşacak insan Tayyip Erdoğan'dır. Oğlunu telefonla arayıp, oğlum paraları sıfırladın mı diye sorar mı bize haram helal öğretecek? Bir alyansımdan başka bir şeyim yok. Eğer duyarsanız ki Tayyip Erdoğan zengin olmuştur, çalmıştır dedikten sonra evinde ayakkabı kutuları çıkanları büyük elçi olarak atayan mı bize haramdan, helalden söz edecek? Milyonlarca insanın kul hakkını yiyen mi bize haramdan, helalden söz edecek? Gemiler, gemicikler sahibi olanlar mı bize haramdan, helalden söz edecek? Haramdan, helalden en son konuşacak olan Tayyip Erdoğan ve yakın çevresidir. Millet her şeyin farkındadır. Milletin sesi olarak biz de milletin sesi mitinglerini başlatıyoruz. İnşallah. Bir kez daha 4 Aralık Cumartesi günü bütün Adanalı yurttaşlarımızı Mersin'deki mitingimize davet ediyoruz. Bu amaçla bugün burada milletvekili arkadaşlarımızla basın toplantısı gerçekleştiriyoruz. Belediye başkanlarımızla. Birazdan belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz, ilçe başkanlarımız, kadın gençlik kollarımız, örgütümüzle birlikte daha kapsamlı bir çalışmayı yapacağız. Ama bir başlangıçtır 4 Aralık Mersin. Bunu böyle bilsinler. Cumhuriyet Meydanı'nı vermeyenler gelsinler Mersin'e 4 Aralık günü baksınlar. Meydanlar, caddeler, sokaklar nasıl hıncanış dolacak? Yüz binler nasıl erken seçim çağrısı yapacak? Hep birlikte görecekler. Ben bir kez daha bize ev sahipliği yapan Sayın İl Başkanımıza, belediye başkanlarımıza ve örgütümüze teşekkür ediyorum. Eğer soru varsa